Evet efendim, yayına devam ediyoruz. Konuğumuzu tekrar hatırlatalım. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Nuri Bey ile beraber sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Efendim siyaseti konuşacağız ama biraz yorulduk galiba, değil mi? Ne dersiniz? 4 yılda 2 seçim, 5 ayda 2. seçim. Böyle bir şey oldu toplumda. Bir seçim yorgunluğu gibi yeni bir deyim çıktı ortaya. Katılır mısınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ederiz. Aslında iyi bir yerden başladınız. 22 ayda 4 seçim yapıldı. Bu seçim atmosferine bir girilmiş, hiç çıkılmamış gibidir. 22 ayda 4 seçim, ama Türkiye'nin en önemli kaynağı ve kazanımı da demokrasidir ve seçimleridir. Ben hep seçim meydanlarında da çok hakikaten insan bedenen yoruluyor ama kıymetini vatandaşımız da çok daha bizden daha iyi biliyor demokrasinin. Nitekim seçim sonuçlarında da gördük. Orada da hep söyledim, paylaştım aziz vatandaşlarımıza. Bizim petrol kuyularımız yok ama sandığımız var. İşleyen sandığımız var. İşleyen bir seçim mekanizmamız var. Bakın, etrafımızda petrol kuyusu olan kardeşlerimiz, yani biraz kazıdığınız zaman yeri petrol çıkıyor Irak'tan. Başka ülkelerde saymayayım yani onlar. Ama maalesef zenginlik kalkımı üretemiyorlar. Bir iç huzur, iç barış yok. Bunu neyle sağlıyoruz? Biz bunu sandıkla sağlıyoruz. Bunu milletin ferasetiyle ve iradesiyle. Ben hep şey onun için diyorum, son 100 yılın en önemli buluşu sandıktır. Evet. Yani biz sanayi toplumu ve sanayi sonrası toplumlarda demokrasi mecburi istikamettir. Yani tercih değil. Peki efendim, katılır mısınız? 1990'lı yıllara götüreyim sizi. Sandık milletin önüne gelseydi askeri vesayet, 28 Şubat süreci olmaz mıydı? Sandık milletin önüne gelmediği için mi onlar oldu? Bu sefer sandık milletin önüne gittiği için mi Türkiye bu aslında 5 aylık tırnak içerisindeki kaostan kurtuldu? Şimdi teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir soru. Yani soruları değerlendirmiyorum da hakikaten bam teli yani şeyi. Şimdi biz 12 Eylül anayasası içerisinde demokrasiyi işletmeye çalışıyoruz. Bunun demokrasiye benzer tarafı, iyi tarafı sandığın olması. Yani hiç kaybetmememiz gereken bir merkez olarak söylüyorum onu. Ama sandık o kadar kuşatılmış ki, yani vatandaşın iradesinin üzerinde o kadar mekanizmalar, vesayet mekanizmaları kurulmuş ki, biz onları, şimdi rahmetli Özal ekonomik alanda biraz alanı genişletti. Bakın, İşte ekonomide bir makas değişimi oldu. Evet. Ondan sonra yine 90'lı yıllarda o kuşatılmışlık mahvetti ortalığı. Ama 2002'de biz tekrardan AK Parti aldı. Ve bu sefer Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel karizması, Sayın Özal gibi ondan sonra ve liderliği sayesinde açıldı. Açılıyor, zorlamayla açılıyor. Yani bu açılırken de, alan açılırken de hem siyaset hem ekonomiye ne kadar çok saldırı oldu. Mesela ekonomik alanda alan açtı dedik ki Özal. Şimdi ne oldu? Mesela 90'lı yılların başında telekom özelleştirilecekti. Evet. Türkiye'nin yaklaşık olarak dış borcu 38-40 milyar dolar civarındaydı. Telekom'un piyasa değeri de o kadardı. Gitti Anayasa Mahkemesi'ne ve iptal etti. Siz İngiltere'de böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani özelleştirme kararı alınmış. Mesela orada Jaguar'ı özelleştirdiler, sonra devletleştirdiler, sonra yine özelleştirdiler. Hiç bir şey olmadı. Hiç böyle bir mekanizma yok yani. Gitti ve iptal ettiler. İşçi sonra Partisi sonra tabii sonra gitmedi. Yok ki zaten. Sonra geldi. Biz 12 sene sonra bunu 13-14 sene sonra neyse özelleştirdik ve onda bir fiyatına. Yazık değil mi? O zaman dış borcunu niye? O zaman çünkü tamamını kapatıyordu. Çünkü tamamını kapatıyordu. Çünkü daha cep telefonları icat edilmemiş. İnternet dahil hat olarak çalışıyor. Adı üstünde yani çok yaygınlaşmamış. Bu kadar wireless sistemi, yani şeysiz kablosuz iletişim sistemi gelişmemiş. Çok para ediyordu. Ve burada da duracaktı. Yani bir yere de işletmesini satıyoruz. Yine telefonlar konuşuyor, bizim vatandaş konuşacak. Yine şeyin altında hatlar yerin altında ya da yerin üstünde bize ait. Böyle mekanizmaların Türkiye'ye maliyeti çok fazla. Yani ve 90'lı yıllardaki o tarumar oluşun sebebi sandığın kuşatılmışlığıdır. Yani sandık değil, sandık
İşte onun için mesela o zaman da partiler kuşatılmışlığı. Tabii kim tarafından? Anayasa vesayet sistemi tarafından. Evet. Kim kurmuş bunu? 12 Eylül rejimi kurmuş. Hatta 60'ta kurdular. 70'te bunu gözden geçirdiler. 80'de. 80'de tahkim ettiler ve devam etti. Ancak siyasetin ve vatandaşın işbirliğiyle sandığı merkeze alan işbirliğiyle bu kuşatılmışlık biraz yarılıyor, alan açılıyor. Vatandaş iradesine, vatandaşın taleplerine ve siyasi iradeye alan açılıyor. Alan açıldıkça da Türkiye gelişiyor. Evet. Ama diyoruz ki işte bunu kurumsallaştıralım. Nasıl kurumsallaştıralım? Bu anayasayı değiştirelim. Ya Fransa'da ne varsa, Almanya'da ne varsa, İngiltere'de ne varsa ana ilkeler olarak söylüyorum. Avrupa Birliği'ne imza atmışız. Orada ne varsa bizde de o olsun. Yani ve bu düzenden yani bu sorun üreten sadece siyasetin karizmatik duruşu liderlerin ve siyasetin ve ahalinin %50'ye varan işbirliği. Bu çok yüksek bir orandır. Milletin feraseti olmasa sistem Türkiye'yi darmadağın edecek. E şimdi halbuki sistemin normalde Türkiye'ye yardım etmesi lazım. Türkiye'nin kalkınmasını sağlaması lazım. Doğru. Tabiri caizse şimdi bakın biz bir seçim yaptık. Biraz sonra geliriz detayına ama millet %49,5 verdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu aslında bize Türkiye siyasi otoban yaptı. Tabii mecburi istikamet. Siyasi otoban yaptı. Tabii. Diyor ne ki demek? Yürü üzerinde. Ne demek siyasi kalkın. Otoban? Ama üstündeki otomobil ya da otobüs neyse milletle beraber gittiğimiz otobüs diyelim. 60 model. Magurus. Daha da 60'da bu temel yani. Atıldı. Magurus yani. daha efendim 80 model. İrade yani, evet, yani. Yok yani. Yani aslında bu 60 model bir sistemdir. Yani 60'da kurulan 60 model VSE sistemi. E bundan gidilir mi? Gidilmez. Gidilmiyor. Yol alamıyorsunuz. Ama millet de diyor ki hızlı yol alacaksınız. Onun için bu tartışmalar bitmiyor Türkiye'de anayasa değişikliği tartışmaları filan. Ama biz şunu yapacağız Allah'ın izniyle. Milletimize de hesaplı kitaplı doğru dürüst bir projeyle de çıktık yine. Yasayla mevzuat ikinci yani yönetmeliklerle idari düzenlemelerle ne yapabileceksek bütün reformlar yapacağız. Hepsini. Yani anayasayla anayasa şimdi, değişikliğine imkan diğer partiler destek verip gerek imkan olmayan. Sağlamazsa anayasa değişikliğini gerektirmeyen bütün reformları yapacağız. Şimdiye kadar da zaten öyle ayakta durduk biz. 2002'den beri reform üstüne reform yapmadık mı? Biz paket üstüne paket getirmedik. Ama bu mi? Mevcut anayasayla da hangi reformu yaparsanız yapın. Yine bu 10 bin dolar sınırından kurtulmamız, yani 10-12 bin dolar kişi başına milli gelir makasından kurtulmamız herhalde güç görünüyor. Ben aslında sizi biz yakalamışken başka şeyler konuşmak istiyoruz. Sizinle entelektüel tartışma yapmak güzel bir şeydir, hoş bir şeydir. Ama siz aynı zamanda Türkiye'deki güvenlik bürokrasisini iyi tanıyan, iyi bilen, bu alanı hakikaten iyi okuyabilen bir isimsiniz. Türkiye'de ender isimlerden birisiniz. Belki de en iyi isimsiniz. Estağfurullah. Hiç mütevazi olmayın bence bu konuda. Terörle mücadele. Şu anda sizi seçimden sonra millet dediğim gibi 49,5 oy vererek size bütün sorunları çözdü aslında. Parti içi sorunlarınız varsa onları da çözdü. Ne sorun varsa Türkiye'deki bütün sorunların %50'sini millet 2 Kasım sabahı çözdü. Geri kalan %50'yi siz çözeceksiniz. O da en büyük sorunlarından birisi önünüzde terörle mücadele duruyor. Önce oradan başlayalım. PKK terör örgütü, DAEŞ'la mücadele, DAEŞ-KPC'yle mücadele. Bu konu masanın üzerinde duruyor. Tam da G20 zirvesinde dikkati çekmek için de terör örgütü giderek herhalde 15 Kasım 16 Kasım gününe kadar iyice azacak. Böyle son böyle. Ne durumdayız? Bundan sonra ne durumda olacağız? Terörle mücadele özellikle PKK ile mücadelede DAEŞ'le ve DAEŞ-KPC ile mücadelede yine bir takım çevrelerin etkisinde kalacak mıyız? Bu mücadele aralıksız devam edecek mi? Nereye kadar devam edecek? Önce bunu konuşalım. Şimdi hemen son cümlelerinize net, kesin cevaplar vererek devam edelim. Bir kere bitinceye kadar devam edecek. İkincisi devam edecek mi sorusuydu. Evet. Kesintisiz tabii ki devam edecek terörle mücadele. Şimdi bir de şuna dikkat etmek lazım. Bu biliyorsunuz küresel bir sorun olmaya başladı son yüzyılın
son çeyreğinde, yani geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından başlayarak son çeyreğinde konvansiyonel silahlar çok bazı ülkelerde, bloklarda çok fazla temerküz edince, yani bir yere yoğunlaşınca birkaç ülkeye, bu sefer bir takım böyle terörist faaliyetler çıktı yeryüzünde. Yani oralara girmeyeceğiz tabii. Önümüzdeki dönemde, yüzyılda tabii insanoğlunun, büyük devletlerin baş etmesi gereken bir sorun olarak görülüyor şimdi önümüzde. Çünkü konvansiyonel, yani alışılagelmiş tankla, tüfekle, bilmem neyle çok fazla mesafe kat edilemiyor bu şeyde, terörist alanda. Yani bireysel teröristlik yapanlar, işte gelip efendim, biliyorsunuz Londra'da oldu, İspanya'da oldu, Londra'da, İspanya'da, Amerika'da, işte Türkiye'de. Yani bu gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde de ciddi terör sorunları oldu. Bu işin bir yanı. Yani sadece PKK'dan ibaret değil. Nitekim mesela 7 Haziran seçiminden sonra çeşitli işte terör örgütleri konsorsiyum yaparak saldırdı Türkiye'ye. İşbirliği yaparak saldırdılar. Ama spesifik olarak PKK meselesine gelince, terör örgütü meselesine, orada da Türkiye'nin, bizim aslında 2002'den beri bir temel politikamız var. Bir, bunun da bir hedefi var. Hedefi meseleyi bitirmek. Nasıl bitecek? Silahlar bırakılacak, toprağa gömülüp üstüne beton örtülecek, kapatılacak betonla. Bu uluslararası aslında bir tarzdır, terimdir. Yani İngiltere'de de aynı şekilde söylendi, yapıldı. Peki bunu yaparken de biz iki şeye dikkat ediyoruz. Vatandaşla teröristi ayırmaya. Vatandaşın bütün temel hak ve özgürlüklerini, anasından doğduğu gibi işte evrensel kurallar var. Bunu Türkiye'den, bizim tarihimiz bunun şahikalarıyla doludur. Yani biz tarihimizde yaradılanı yaradandan ötürü severiz ve onun haklarını yaradan vermiştir. Biz de teslim ederiz. Biz bu anlayışla etmediler. Yani şimdi bazıları oralarda diyor ki, şimdi biz yaptıktan sonra, efendim bu zaten hakkımızda böylecekti. Kardeşim benim de çok hakkım vardı. Yani hepimizin, herkesi mi çünkü çok sıkıntıya soktular. Mesela dindarsın, biraz dindarsın diyelim. Başörtüsünü yasakladılar. Biz o işleri kaldırınca da vermediler. Evet. Hakkımızı da veriyorlar mı? Yani herkese irticacıdan o sistemi, gözüküyor. O sistemi inşa etmek için uğraştık. Efendim başkalarının mülkiyet hakkı ya da başka haklar, bu memlekette mülkiyet hakları da değil mi bir ara gasp edildi? Sayın Bakanım, araya girip çok affedersiniz, o terörle mücadele konusu bu sene birazcık konsepti de değişti. Eskiden dağda veya şehir dışında bu mücadele devam ederken, işte şimdi Silvan'da, Cizre'de devam eden mücadele birazcık böyle PKK'nın mesela kış aylarının gelmesiyle kendi inlerine, yuvalarına çekilmesiyle biterdi. Ama şimdi bu sefer öyle bitmeyecek gibi görünüyor. Hayır, şöyle. Şimdi biz tabii 90'lı yıllar, biz meselenin az önce söylediğiniz gibi başından beri içinde olduğumuz için, şimdi bu 90'lı yıllarda daha inanılmaz bir şey vardı orada, sıkıntı vardı. Ana yollar kapalıydı, seyahat edilemiyordu, olağanüstü hal vardı, var olmasına rağmen. Şimdi şu anda aslında bir mücadelenin etkinliğinden söz etmek mümkün. Yani mücadele etkin şekilde sürdürülüyor. Onun için biraz daha fazla odaklanıyorsunuz oraya. Ama etkin şekilde sürdürülmez, odaklanmazsınız. Bir şey yokmuş gibi davranırsınız. O doğru bir şey değil. Doğru bir yöntem değil. Biz şimdi bir yandan vatandaşın sisteme olan, Türkiye'ye olan aidiyetini, güvenini sağlarken diğer yandan terörle mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi bunu sağlarken nedir göstergesi? Mesela şimdiye, ben seçimden önce de hep dedim ki, bakın şimdiye kadar orada vatandaşımız bizi bütün şeylerde birinci yaptı. Güneydoğu'da da. Şimdi de Güneydoğu'da da biz birinciyiz. Niye? Bakın o fetret dönemi hemen 7 Haziran'da verdi. Baktı ki, ne dediler onlar? Dediler ki biz terörü durduracağız, bitireceğiz, onun için o istiyoruz. Ama daha seçim olur olmaz ertesi gün terörist, milleti sokağa çağırınca, terörist faaliyetlere selam gönderince, onu destekleyici açıklamalar yapınca ne oldu? Aşağı indirdi. Yani milletin feraseti,
bizim bütün projelerimizden çok daha önde. Ya şu bir gerçek, HDP'ye CHP'den giden oylar geri gelmedi ama Kürtlerin verdiği oylarda ciddi şimdi, düşüş var. Yani çok şimdi ciddi. Biz onun için vatandaşla teröristi ayırmak en önemli birinci belki vazife. De birinci vazife. İşin anahtarı belki de değil mi? Tabii. O ne oldu? Onun için de iş uzuyor değil mi? Şimdi şöyle, sadece onun için de önceden ayırmadılar da yani, çözüldü mü? Çözüm yolu yani, budur. Efendim yani, önceden hani mi? Deyimi mahalle havaya uçuruyordu. Evet. Yani iyi yani kötü. Çözüldü mü daha beter oldu. Evet, siz yani. Bu bir mecbur, bu doğru bir yöntemdir. Bu evet. insani yöntemdir. Açık söylüyorum, İslami yöntemdir, insani yöntemdir. Evet. Efendim bizim başka türlü ahlaki yöntemdir. Biz başka türlü davranamayız zaten. Bizim kardeşlerimiz yani. Kardeş hukuku nedir? Böyle şey olur mu? Biz o arada ne oldu? Bakın anneleri daha götürülmüş çocukları terörist yapılmış. Anneleri ne yaptı? Gitti belediyelerin önüne. Evet. HDP çocuklarımızı HDP'den. İstiyoruz. Tabii belediyelerin önüne. Ve dediler ki çocukları indirin aşağıya. Gösteri yaptılar. Halen yapıyorlar. Şimdi bu bir. Bu toplumsal tabanı. Yani buradaki uyguladığımız. Peki öbür tarafta teröristlerle mücadelede ne yapıyoruz? Şimdi hatırlarsanız hep 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda güvenlik bürokrasisi, genelkurmay başkanları, efendim gene emniyet genel müdürler hep şunu söylerlerdi. Terörle mücadele sadece güvenlik birimlerine havale edilecek bir mesele değildir. Bunun ekonomik, sosyal, toplumsal, efendim uluslararası, diplomatik açıdan ele alınması lazım. Demezler miydi? İşte biz 2002'den beri onu yapıyoruz. Yani bunun asker bile dedi efendim. Tabii, dedi ki biz sadece silahlı mücadeleyle bu genelkurmay başkanları İlker Başbuğ dedi tabii. ki öldür bitmiyor dedi. Genelkurmay 90'lı yıllarda genelkurmay başkanları hep bunu söyledi. O zaman ne yapıyoruz biz şimdi? İşte projeler uyguladık ya. Demokratik evet. açılım dedik efendim. Milli birlik kardeşlik projesi dedik. Çözüm süreci dedik. Bunların hepsi hep bu bir bütün olarak ele alıp yani ekonomik açıdan meseleye bakacaksınız. Ne demek? Orada Silvan Barajı'nı milyar dolarlık, Ilısu Barajı'nı milyar dolarlık, küçük barajları yapıyoruz, ihale ettik ve çalışılıyor şu anda. GAP idaresini. Enerji kısmı bitmişti 18 milyar dolarlık ama sulamaları geri kalan duruyor. Sulama kısmı duruyordu. 450 bin hektar bir Diyarbakır'da sadece. Efendim alanı topladığınızda 1 milyon hektarın üzerinde bu çoğu ülkede yok. Ya Urfa şu anda Orta Doğu'yu besliyor. Tabii. 1 milyon hektarın evet. üzerinde oralarda sulanabilir alan oluyor. Yani suladığınız zaman projesini bile doğru dürüst yapmamışlardı inanınız. Evet. Yani projesi ve parası tahsis edildi. Yapılıyor harıl harıl. Şimdi bu ekonomik açıdan çok önemli. Ve oraya yatırımlar biliyorsunuz teşvik sistemi gitti. Yatırımlar yapıldı. Üniversiteler, her ile bir üniversite kurduk. Bak. Havaalanı, üniversite. Havaalanları. Üniversiteler, hastaneler, bölünmüş yollar, hastaneler. Bunlar ekonomik yönden, sosyal yönden şartlı nakit transferi, çocuklara para veriyoruz. Yani çocuklara biz, okula giden çocuklara, kız öğrenciye, erkek öğrenciye aylık para veriyoruz. Orada şu propagandayı yaptılar. Utanmadan, 7 Haziran'dan o geldi efendim. Avrupa Birliği bilmem getirmiş de para veriyor. Millet bereket ferasetiyle biliyor Avrupa Birliği bizden bir şey almaya 7 Haziran'dan sonra evet. para verir mi yani onu? Onu şu aklımıza geldi 7 Haziran'dan sonra %41 çıkıp hani tek başına iktidar olmayınca bu yollar, hastaneler, işte köprüler, işte aklınıza ne geliyorsa hiç bugüne kadar zaten o sizin mecburen yapmanız gereken bir görev efendim, olarak. Türkiye dünyada herkes mecburen yapması gerekeni yapsa sorun kalmaz zaten de. Biz de vatandaşımıza diyoruz ki dedik zaten onlar ya biz bunları yapıyoruz takdir sizin. Onların takdir de onların. Doğru. Yani onlar da takdir ediyor işte. Mesele budur. Yani peki bizden önce de vardı. Bundan sonra da olacak. Yani herkes yapması gerekeni yapmış mı? Zaten problem o. Yapması gerekeni yapmıyorlar. Yani sonuç olarak bizim sosyal yönden, diplomatik yönden bütün devletlere demiyor muyuz? Evet. Arkadaş görüşüyoruz. Siz terörü desteklerseniz yarın sizin başınıza bela olur bunlar. Bakın burada yangını körüklerseniz yangın şimdi dumanı gelir yarın kendisi gelir. Onun için bütün bu yönlerde. Bir ara Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Yani bu hani ben de emekli bir askerim. Bu işi birazcık bilen bir insanım. Geçmiş yıllarda göre bu kadar kısa sürede bu kadar etkin sonuçların alınmasının sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyorum. Teröristle mücadele. Yani işin askeri boyutundan bahsediyorum. Güvenlik boyutundan yani o kısmını topyekun ele aldığımızı evet. söyledim. Evet. Bu da bir parçası.
Ela bir, bir kere savunma sanayinde biz Sayın Cumhurbaşkanımız o başbakanken bizzat biliyorsunuz, şimdi de Sayın Başbakanımız bizzat başkanlık yaparak, sadece başkanlık yaparak değil, savunma sanayi fonuna direktifler vererek, hedef göstererek, yani hedefi koyarak, işte şunu yapacaksınız. Neyi? Tankınızı yapacaksınız. Uçağınızı yapacaksınız. Geminizi yapacaksınız. Uydunuzu yapacaksınız. Uydunuzu yapacaksınız. Silahınızı yapacaksınız. İnsan, ne istiyorsunuz? İnsansız hava aracı. Yani ben size para verdim, ne biliyorsanız onu yapın demediler. Evet. Siyasi hedef koydular. Evet. Siyasi iradeyi de koydular. Kaynağı da koydular. Sonuç istiyorum dediler. Millet de istikrarın arkasında durdu. İstikrarın arkasında durmasa o 8 ayda bir 80'e kadar hükümet değişiyordu. Ondan sonra 16 ayda bir 90'lı yıllarda hükümet değişti. O zaman zaten bir hükümet talimat verdi mi sonucunu alıncaya kadar gidiyordu. Doğru. Dolayısıyla netice anlamıyordu. Hedef de koyan yoktu zaten. Hedef ayakta durmak. Şimdi sadece ayakta durmak için hükümet olmuş hükümetlerin ne şey yapması mümkün mü? Vizyon da yoktu. Birbirini besleyen bir kısır döngü vardı. Şimdi ne oldu? Hedef kondu. Savunma sanayinde çok ciddi mesafeler aldı. Kendi zırhlı aracımızı yaptık. Şimdi eskiden zırhlı araç diye bir şey yok. Korunaklı araç yok. Şimdi askerimiz, polisimiz Allah'a şükür bindiğinde bir patlatma da olsa şehitlerimiz oluyor. Ama Allah rahmet etsin, başsağlığı diliyorum bütün yakınlarına, bütün milletimize. Milletin evlatlarıdır. Çok hemen şehit haberler geliyordu. Şimdi yaralanma, işte efendim daha az şehit veriyoruz, daha az yaralanma veriyoruz. Hedef istihbaratı çok sağlam. Çünkü iyi bir savunma sanayi konsepti oluştu. İkincisi, siyasi irade haber kaynaklarımız yerli mi? Bürokrasisini yönetmeye başladı. Haber kaynaklarımız yerli mi bizim? Şimdi yerli ve milli mi haber? Yerli ve milli tamamen böyle midir? Efendim görüyorsunuz sabot etmeye çalışanları. Halen mesela bu konuda çok berrak bir topyekun bir berraklaşma olmuş mudur? Bunu böyle söyleyemeyiz. Çünkü halen sabot etmeye çalışanlar, içeriden dışarıdan işbirliği yapanlar oldu. Yani biz dışarıdaki görüşmeleri bile içeriden sızdırdılar. Ya bu ne kadar mesela ihanete varan işler oldu. Yani bu işlerde o bakımdan o konuya çok kolay evet demek mümkün değil ama çok mesafe alındı. Evet. Bir de güvenlik bürokrasisini siyasi irade yönetiyor. Yönetiyor. Sadece idare etmiyor. Ha, yönetiyor. Yani irade koyuyor ki ve sonuç istiyor. Çok sıkıntı çekiliyordu eskiden orada. Zaten işi siyasi irade vermezdi. Güvenlik bürokrasisi hükümete iş verirdi. Şimdi iş tersine çevrildi. Yani arkadaşlar bunu sağlamazsanız doğru. Kimin orada yanlış yapanın da hesabını soramazsanız yanlış yapanlar hükümeti alaşağı etmek için çoğalabilir. Bunlar yanlış şeylerdir. O siyasi iradede doğru dürüst kondu. Biz biliyorsunuz iç güvenlik paketiyle götürdük daha öncesinden de. Efendim jandarmayı şeye bağladık, İçişleri Bakanlığı olabildiğince yani tam anlamıyla olmasa bile bağlandı. Sonra Genelkurmay çok ciddi vaziyet etti diyor meseleye. Şimdi bunların hepsi çok ciddi bir koordinasyon var. Bu koordinasyon İstihbarat da tek elde toplandı. Tabii tek elde toplandı. Bu koordinasyonu da sağlanıyor, siyasi irade sağlıyor. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince başarı doğru, geliyor. Bunların hepsi bakıldığı zaman gerçekten istihbaratıyla birçok şeyle. Bu arada ilk bölümü terörle mücadeleyle bitirmek zorunda kaldık. Aslında sizin de uzmanlık alanınızda olunca konu konuyu açtı. Bizim çok fazla konuşacağımız konular var. Sonuçta size bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bununla ilgili. Şimdi bakınız, bu Türkiye'nin meselesi ve dünyada da böyle retorik olsun diye söylemiyorum. Dünyada da böyle bir şey olduğu zaman bütün her ülkedeki herkes hemfikir oluyor. Bak Fransa'da bir şey oldu, hepsi birden yürüdü. Evet. Başka ülkeler. Onun için herkesin elini taşın altına koyup ben bu işin neresinden tutabilirim diye terörle mücadelede yek vücut olması lazım ve bu amasız fakatsız terör meselesinin durdurulması için herkes evet. elinden geleni yapmalı. Ondan sonra her şey konuşuluyor Türkiye'de. Türkiye çok mesafe kat etti. Efendim devam edeceğiz ama başka konularla devam evet. edeceğiz. Özellikle son dönemde dün ve bugün önemli toplantılar vardı AK Parti'de. Yeni hükümet programı şekillenmeye başlandı. Siz de o ekibin içerisindesiniz. Onunla ilgili sorularınız olacak. Efendim kısa bir aranın ardından yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
TGRT Ankara stüdyolarındayız. Yayına devam ediyoruz. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala ile Nuri Elibol'la birlikte sorularımızı yöneltiyoruz. Efendim, terörü konuştuk ama çok uzun konuştuk, çok detaylı konuştuk. Dolayısıyla hani sizle de bu konunun zaten konuşulması gerekiyor. Konuşmak istemeseniz de konuşuyorsunuz, onu söyleyelim. İlk yarım saat ona ayırdık ama şimdi bakıldığı zaman süreyi kullanma anlamında bir Bursa var efendim. Bursa'yı önce sorayım. Hayırlı olsun Bursa milletvekilliğiniz. Şimdi değişik bir sonuç oldu. 2011'de bile alınan oy oranı aşıldı. 760 binden 1 milyon küsürün üzerine çıkıldı. 7 Haziran'a göre artı 2 milletvekili alındı. Bursalılarla o zaman iyi bir ilişki kuruldu ve aslında çok ciddi bir kabul gördüğünüz gibi görülüyor. Önce Bursalı kardeşlerime hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok tarihi bir sonuca da imza attılar. Ama tabii Türkiye'deki genel trendi çok dikkate almak lazım burada. Hepsinin bir arada olması lazım. Yani hem yerel kabul görmüşlük, hem milletin işte teveccühünün size meyletmesi, hem genel trendin iyi olması, hükümet politikaları, hepsinin bir arada değerlendirildiği bir seçimdi. Zaten Bursa kendi dinamikleriyle Türkiye'ye zaman zaman yön vermiş bir şehir. Yani göstergeleri, kişi başına geliri Türkiye'nin yaklaşık iki katı, ithalat ihracatına bakınca çoğu ülkeden fazla, 20 milyar doların üzerinde. Ve ticaret fazlası veriyor. Hem tarım, hem sanayi, hem hizmetler sektörünün bir arada olduğu Türkiye'nin özeti. Dolayısıyla Türkiye'deki hem durumu çok iyi okuyor, hem istikamet tayin edici vaziyet alıyor. Evet. Bu seçimde de bunu yaptı. Benim için de büyük bir onurdur. Aslında AK Parti bunu yapıyor efendim. Mesela sizi Erzurum'dan Bursa'ya, mesela Faruk Çelik'i Bursa'dan Şanlıurfa'ya, böyle mesela Beşir Atalay'ı Kırıkkale'den Van'a, Lütfü Elvan'ı Antalya'dan Mersin'e, o kadar Binali Yıldırım'ı Erzincan'dan İzmir'e çok fazla hani bunu yapıyor. Sonuçta biz tabii Türkiye'nin her bölgesinden ve her kesiminden oy alıyoruz. Ve hem yerel merkezi etkiliyor hükümet politikalarını, hem hükümet politikaları yerele etkiliyor. Zaman zaman bu tür vaziyet etmeler, vaziyet almalar aslında katkı sağlıyor. Hem bize katkı sağlıyor, hem Türkiye'ye. O bakımdan çok izahtan vareste bir sonuç elde edildi. Buradan çok saygıyla selamlıyorum. Yani Avrupa, İnşallah mahcup olmayacak hizmetler vereceğiz. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunu herhalde incelemişsinizdir. Sonuçları çok tartışıldı. Çok can sıkıcı ifadeler var. Tabii ki hepimiz Avrupa Birliği reformlarının devam etmesini, Türkiye'nin Avrupa Birliği çıpasının da sürdürülmesinden yanayız ama hükümetinizin de yine Avrupa Birliği projesi ve hedefi hükümetinizin veya partinizin programında çok belirgin var. Bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Terör örgütüyle ilgili yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Türkiye tabii ilerleme raporu adı üstünde kritik ediyor. Yani genel olarak eleştiriler üzerine oturuyor. Bundan önceki de hep böyleydi. Yani bundan önceki ilerleme raporları da buna benzerdi. Biraz şu konjonktürde Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde tartışmalar başladı. Biliyorsunuz Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi, üye ülkesi olarak çöktü, iflas etti. Öbür taraftan İngiltere bugünlerde ciddi bir tartışma başlattı. Referanduma götürmeyi. Tabii kendi içindeki biraz zayıflığın da yansıması olarak Türkiye'deki bazı iç dedikoduları, lüzumsuz enformasyonları, disenformasyonları da çok incelemeden, irdelemeden efendim şeye yazmış. Daha önce de oluyordu ama buna benzer şeyler. Fakat ana eksen olarak ne Türkiye'deki ekonomik reformları, Türkiye'nin ana eksenini olumlayan bir rapor, eleştiren de. Fakat dikkat ederseniz Türkiye Avrupa Birliği Bakanlığımız çok ciddi bir cevap verdi daha önceki olanlarla birlikte. Bir önerisi vardı Türkiye'nin. O da ne eskiden yaptıklarımızla beraber değerlendirin. Bu sefer onu yaptılar. Yani ilerleme raporunda Türkiye'nin bütün müktesebatını, Avrupa Birliği sürecindeki müktesebatını değerlendirdiler. O olumlu bir şey. Evet. Bizim önerimizi kabul ettiler yani. Şimdi de Türkiye zaten 12 Eylül Anayasası içerisinde bir sistemi yürütmeye çalıştığını söylüyor. Yani bu bizim saklı gizli bir durum değil ki. Önemli olan Avrupa Birliği'nin eskiden
de aynı şeyler yapıyordu ama Türkiye'ye karşı biraz daha fazla hakkı teslim ederek ne yapılması gerektiğini olumlayarak anlatmasıdır. Yani hem efendim Türkiye'de bu atacağımız reformist adımları engellemeye çalışanları irdelemeden, incelemeden olumlayan tavır sergileyip sonra da niye bu işler, reformlar gecikiyor demenin bir anlamı yok. Yani bu reformları kim engelliyor? Kim bu reformların olmasını engelliyorsa Türkiye onlara karşı da bir mücadele veriyor. Yani bu Türkiye'deki statükonun müttefikleri, işte paralel yapısı, efendim statükonun o anayasaldaki bir takım odakları, şimdi bunlar sistem değişmesin diye direniyorlar. Evet. Şimdi bu biz yargı reformunu, kaçıncı yargı reformu yaptık da halen daha, değil mi? Yapmamız gereken çok iş var diyoruz. Ancak böyle böyle mesafe alınıyor. Şimdi o almamız gereken mesafeyi biz zaten söylüyoruz. Dönüp de bunları bize karşı koz olarak kullanmanın bir anlamı yok. Kıbrıs meselesinde, yani Güney Kıbrıs'ı bizim önümüze engel koyup şeyler yapmamak, fasılların kapatılmasını engellemek bir kere başı başına büyük bir problemdir. Bunu aşması gerekir. Bizim de bu reformları hızlı bir biçimde PKK ile ilgili tespitini devam ettirmemiz gerekiyor. Yani evet, bu reformları evet, ettiriyoruz da zaten. Daha evet, hızlı ettireceğiz. Fırsat buldukça bunu yapıyoruz. PKK'nın terör örgütü olduğunu söylüyor yine. Fakat terörle mücadelede bizim enstrümanlarımızı böyle oradan bakıp incelemeden de eleştiriye tabi tutmuş. İyi de terör örgütü olarak söylüyorsun. Avrupa'daki terör örgütleriyle nasıl mücadele ediliyorsa burada da aynı şekilde mücadele ediliyor. Yani kendine dönüp bir şey söylüyor musun? Söylemiyorsun. Peki bu yasalar değiştirilirken referanslar nereden alınıyor? Oradan alınıyor. Onun için biraz daha fazla sadece buradan görüştüklerini ne söylediğine bakmayan ama gerçek bir incelemeye tabi tutan raporların daha sonra daha itinalı bir biçimde hazırlanacak kanaatliyim. Ama genel olarak baktığınızda bundan önceki evet, ilerleme raporlarına benzeyen şeyler var. Bazı içerideki bu güncel meseleleri fazla irdelemeden oraya not etmişler. Onların yanlışlığını zaten bizim Avrupa Birliği Bakanlığımızda deklare etti, anlattı. Biz de onların yanlış olduğunu söylüyoruz. Efendim kısaca bir muhalefeti toparlayalım. Muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Kasım sonrasında ciddi bir şekilde kurultayı yeniden olağanüstü toplama çabalarını görüyoruz. MHP'de bazı hareketler var. HDP'de dışarıya fazla yansımasa da içten içe Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a yönelik bir yine kongre ve kurultay sürecinin olabileceği ve değişebilecekleri söyleniyor. 1 Haziran, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında deniliyor ki siz buna katılıyor musunuz? Vatandaş korkup mu AK Parti'ye oy verdi? Ekonomik anlamda. Evet, bunu bu çok fazla sosyal medyada dolaştığı için soruyorum. Şimdi bu millete güvenmemekten öte hakaret anlamına gelen lüzumsuz bir cümledir. Yani buna vakit ayırmak bile sözün israfıdır inanın. Böyle saçma sapan bir cümleye. Aklı melek ilkokul müfredatı seviyesinde demokratik kültürü olan kimse bunu söylemez. Yani tarih, bunları söyleyenlere baktığımız zaman ise tarih, Türkiye'yi yönlendiren entelektüelleriz biz diye kendilerini tanımlıyorlar. Başka, onlar oy almadan, sandıktan gelmeden Türkiye yönetmeye, yönetenleri etkileyerek yönetmeye alışmışlar. Vesayet makamlarının da arkasında. Onların akılları, şeyleri de, güçleri de kendilerinden menkul. Şimdi öyle bir hükümet iş başında olmayınca 2002'den beri onlara hayır diyen, millete ne diyorsa onu yapan bir şeye karşı uydurdukları en son şey bu iftira. Ondan önce bir sürü ipe sıpa gelmez affedersiniz. Yani siyasi literatürde yeri olmayacak. Dedim ya, yani böyle bir primitif bir aklın bile söylemeyeceği şeyleri söylüyorlar. Bunlar antidemokratik zihniyetin dışa vurumudur. Çeşitli kelimelerle ve çeşitli cümlelerle zaman zaman ifade ederler. Bu da onlardan birisi. Muhalefete şöyle bir bakacak olursak ne şimdi, dersiniz? Şimdi ama kendileri milletten korktukları için başka türlü işte böyle cümleler kuruyorlar. Bir kere onu geçelim. Muhalefet bakın eskiden tabii kendi iç tartışmalarına girecek değiliz. Bizim işimiz gücümüz var. Yani millet bize kendisinin meselelerini çözelim diye oy verdi. Kendi iç meselelerini kendileri halledeceklerdir. Nasıl istiyorlarsa öyle halletsinler. Ama olumlu bir şey oldu. 10 seçimden sonra hiç olmasa
bundan önceki 9 seçimden bir ders çıkarmamışlardı ama 10 seçimden sonra acaba kendilerinde bir problem var mı diye döndüler. Ben hep konuşmalarında seçimden önce de şu demokrasilerin muhalefete de yaptırım rejimleri olduğunu söylemişimdir. Muhalefete de yaptırımı vardır. İktidardaki bir kere iktidardan düşer, ona bir şans verilir. Yani bir kere daha gelir mi diye. Ama muhalefetteki seçime girdiğine muhalefette kaldıysa onun yönetimleri falan hemen değişir diye İngiltere'ye örnek gösteriyorum. İngiltere'de 3 parti seçimi kaybetti, hepsinin yönetimi falan değişti. Şimdi değiştirir değiştirmezler onlar kendi bilecekleri iş. Ama muhalefette de yaptırımı budur. Yani seçim kaybetmiş olarak çıkıyorlardı ama zafer kazanmış gibi bizim karşımızda duruyorlardı. Ya seçimi siz kaybettiniz, niye zafer kazanmış gibi edalar içerisinde konuşuyorsunuz? Sonra yine seçimi kaybedenler hiç seçimi kaybetmemiş gibi bize sürekli akıl veriyor ve bizim yanlış yaptığımızı söylüyorlardı. Ben de diyordum ki biz sizin gibi yapsak ya %13 alırız, ya %25 alırız, ya %11 alırız. Yani niye biz daha fazla alıyoruz? Sizin gibi yapmadığımız için. Seçime girmişsiniz. Politikalarınızı millete anlatmışsınız. Politikalara millet sandıkta not vermiş. Biz gelmişiz hükümet olarak uygulayacağız. Bize diyorsunuz ki niye o politikaları uyguluyorsunuz? Biz millete onu söz verdik. Onları uygulayacağız. Siz de söz verdiniz, geldiniz. Sizi onaylamadı. Şimdi biz sizin politikalarınızı uygularsak millet bize ne der? Niye uygulayalım sonra? Böyle senedir. Bir mantık hatası vardı yani. Neden? Çünkü herkes yerinde duruyor, seçimi kaybediyor ama kaybetmemiş gibi yola devam ediyordu. Ve bizi sürekli eleştiriyordu. Her 10 senede bir kesilen demokrasi vardı. Şimdi hani 13 yıl bitti, artı 4 yıl daha geldi. Şimdi bakıldığı zaman 13 yıldır Türkiye'yi yöneten bir AK Parti, şimdi 4 yıl daha vize aldı. Bu Cumhuriyet tarihinde veya çok partili sistemde bugüne kadar gördüğümüz bir şey değil. Sizin mutlaka ve mutlaka yıpranmanız lazımdı, öyle değil mi? Ama işte bunlar eski Türkiye'nin sözleri, kodları. Yani iktidar yıpratır. İktidar demek ki yıpratmıyormuş. Bunu biz pratik olarak... Çalışırsan yıpratma. Çalışırsan iktidar demek ki, fırsattır. Yani işte benim merak ettiğim cevap şimdi, aslında... Şimdi onlar şöyle, riski... Evet. İki mantık vardır. Evet. Risk mi? Evet, evet. Bunu hemen tehdit olarak aldılar. Evet. Bir mantık da riski hem fırsat olarak hem tehdit olarak algılar. Siz gereğini yaparsanız, dirayetli durur, idare ederseniz, iradenizi ortaya koyarsanız o riski alırsınız ve fırsata dönüştürürsünüz. Elbette siz yönetime geliyorsunuz. Büyük problemler var. Nitekim geçtiğimiz dönemde de o problemlerden kaçtılar 7 Haziran'dan sonra. İyi de millet kaçalım diye biz oy vermiyor ki. Tutalım diye oy veriyor. Yani vaziyet edelim diye oy veriyor. Onun meselesini çözeceksin. Derdiyle hemdert olacaksın. Şimdi biz bunu aldık ve meseleyi çözmek için projeler ortaya koyuyoruz. İşte onu fırsata dönüştürüyoruz. İşi çözünce demek ki millet elinden geleni yapınca, bakın çok önemli bir şey. Eğer sen milletten oy aldın ve elinden geleni yaptıysan, bir sonraki seçimde senin elini daha da genişletiyor. Senin eline daha çok fırsat veriyor. Ama sen oy aldın, aldığın oyu da milletin lehine değil de az önce söylediğim, hiç sandığa girmeden Türkiye'yi yönetmeye çalışanların ne dediğine bakarak ertesi gün, efendim falanca manşet ne diyor, ben ona göre bir şey yapayım dersen, falanca kişi yazmış ona göre bir iş yapayım dersen, işte o zaman yıpratır iktidar. Çünkü iktidarı millet için kullanmıyorsun demektir. Başka odaklar için kullanıyorsun demektir. Onların da sandıktaki oyuyla milletin oyu aynı. Evet. Dolayısıyla biz o eski Türkiye'nin cümleleridir, kodlarıdır. İktidar iyi iş yaparsan, pekala doğru iş yaparsan yıpratmaz, devam eder. Sayın Başbakan'ın bir cümlesini okuyayım size. İlk hedeflerimizden birisi ilk 3 ayda tansiyonu düşürmek. Bundan ne anlayalım? Birincisi bu. Hangi tansiyonu nasıl düşürmek? Bir de size oy vermeyen bir kesim var. %50 bir kesim var. Evet. Onlara ne mesajlarınız var? Onlar ne düşünsünler? Biz şimdi onlar şöyle. Şimdi yani kendi partileri kazanmadı. Yani oy verdikleri partiler. Nasıl bir psikoloji içerisinde düşünüyorsunuz? Şimdi demokrasi kendi mekanizmaları içerisinde bunu çözmüş bir rejimin adıdır zaten. Evet. Siz kanun çıkarırken yani bizi desteklemiş olan %50, %49,5 insanın, vatandaşımızın onayladığı politikaları biz yapıyoruz. Şimdi biz mesela asgari ücreti artıracağız. Biz şunu diyebiliyor muyuz? AK Parti'ye oy verenlerinkini artırdık da vermeyenlerinki. Zaten gizli oy, bilmiyoruz ki. Herkesinkini artırıyorsun, öyle değil mi? Bu politikaları
seçmektir, onaylamaktır. Çoğunluk politikaları onaylar, onayladı mı onu uygularsınız ama herkes uygularsınız. Yani bir yasa çıkardığınız zaman şu partiye oy vermiş olanlar bundan yararlanır, şunlar yararlanamaz diye bir şey var mı? Yok. Demokrasi kendi içerisinde bu mekanizmayı kurmuş ve çözmüştür. Öbürü lüzumsuz tartışmalar. Yani zaten böyle bir imkan yok ki, böyle bir şey olabilir mi? Belediye başkanı da seçiliyor bir partiden, hükümet de seçiliyor ama aldığı kararlar, değil mi, herkese uygulanıyor. Dolayısıyla burada tereddütte mahal yok ki. Bizim bütün vatandaşlarımızı kucaklayan, seçimden önce de sonra da kucaklayan politikalarımız hepsi bütün vatandaşlarımıza yönelik. 78 milyon ve 780 bin kilometre kare diyoruz biz. Yetmez, onun dışındaki kültürel coğrafyamızda Türkiye'ye yüzünü dönmüş kardeşlerimizin de menfaatini düşünen politikalar izliyoruz. Yani biz 78 milyonun hiçbir zaman ayrımcılığını yapmadık. Ayrımcılık yapan politikaları da reddettik. Sayın Başbakanımızın söylediği mesele de zaten sahada vatandaşlarımızın arasında sokakta bir kutuplaşma falan yok. Onlar sahaya indiğiniz zaman herkes Türkiye'nin memleket meselesi neyse onunla ilgileniyor. Kendi meselesiyle ilgileniyor. Üst düzey o bazı kendisine üst düzey diye ama Türkiye'yi dışarıda gammazlama ilişkileri olan, yani bazı ilişkileri var. Onlar işte bazıları böyle. Onlar bir kere bir stres yükleniyorlar. Yani kendi dediklerini değil de vatandaşın dediklerini yapacak iktidarlar iş başına her geldiğinde bir stres yüklenmesi oluyor. Tamam, iktidarın, Sayın Başbakanımızın dediği de odur. Yani iktidarlara bu stresi de açığa çıkarmak düşer. Yani Şeyh Adebali'nin dediği gibi. Yani haksız da olsalar, haklı da olsalar haklıymış gibi davranmak ve ortalığı yumuşatmak size düşer. Niye siz iktidardasınız? Evet. Yani o bu anlamda. Efendim, artık yoksa son, milletin kendi arasında bir elektrik. Son iki dakika. İki millet tane öyle bir yol yaptı ki rahatladı. Sağ olsun. O yolda basın gidin dedi dediniz. Efendim son iki dakika ama dediniz ki birer iki soru var. Birer dakika zaman kaldı. Nuri abi de soracak mı bilmiyorum ama. Şimdi bir taraftan bakıldığı zaman yeni anayasayla ilgili anayasal düzenleme gerektirmeyen bütün adımları kanuni olarak düzenleyip atacağız dediniz. Bir başkanlık, yeni anayasa aslında başkanlık sisteminin altında tartışılmaya başlandı. Kendiliğinden gelişti %49,5'tan sonra. Bunu bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi yani anayasa, başkanlık sistemi yeniden gündeme geldi. Şöyle, tabii anayasa değişikliği için ya da referanduma gitmek için bizim yeterli sayımız yok. Ama biz inşallah mecliste diğer partiler de bu 12 Eylül anayasası ayıbından Türkiye'yi kurtaracak bir inisiyatif alırlar hep birlikte. Biz bu Sayın Başbakanımız gidip görüşecek de kendileriyle. Umarım böyle bir imkan sağlanır. Bizim başkanlık sistemiyle ilgili söylediğimiz şey çok berrak ve açıktır. Türkiye'nin önünü açar. Mesela başkanlık sisteminde koalisyon diye bir şey yok, ihtimal yok. Bir ihtimal yok. İstikrar diye bir sorun yok. İstikrar diye bir sorun olmaz. Meclis aynı şekilde seçiliyor. Mecliste her düşünce temsil edilir. Her parti girer meclise, temsil edilir. Ama mecliste o tartışmalar, o demokrasi, her renk orada varken bu tarafta da istikrarlı bir şekilde yola devam eder. Mesela Cumhurbaşkanını önceden meclis seçiyordu, değil mi? Biz anayasa değişikliği yaptık. Halk seçmeye başladı. İlk defa halk seçti. 14 parti bir araya geldi. Efendim ama vatandaş Sayın Cumhurbaşkanımızı seçti. Efendim ve Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Evet. O her, niye söylüyorum bunu? Her seçimde kriz olurdu. Evet. Meclis seçtiği zaman öyle değil mi? Doğru. Şimdi kriz oldu mu? Yok. Yeah. Bir ay güzel. Millet halletti. Herkes her istediğini söyledi ama millet de gitti sandıkta seçimini yaptı. Mesele bitti. Evet. Yani başkanlık sistemi Türkiye'nin önünü açar, hızlı karar almasını sağlar, koalisyonlardan kurtarır ebediyen, ihtimalini bile ortadan kaldırır ve yola hızlı bir biçimde devam eder. Ama bunun yapılması için anayasa değişikliği lazım. Bunun için de diğer partilerin de evet demesi lazım. Bu çok, çok berrak, çok şey. Efendim çok ağzınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Ediyorum. Biraz hızlı gittik son bölümü. Çok sağ olun. Aslında her şeyi de konuştuk. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala, Nuri Elibol'la birlikte ediyorum. Sorularımızı yönelttik. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Neler oluyor bu akşamda sona erdi. Yorum her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize ait. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim.